düşünceleri özellikle seçim döneminde istihbar etmeyi yapan meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu da terör örgütleri ile başarılı mücadeleden geçmektir. Kardeşlerim, kulağını kayıp, Suriye'de ölümden kaçarak bizlere sığınan, bizi esrar olarak gören bu kardeşlerimize ne yazık ki ülkemizde ana muhalefetin yaklaşımı insani bir yaklaşım değildir. İslami bir yaklaşım bittiğidir. Suriyelilere başlatılan saldırıları devam ettikçe, sığınmacıların kendi topraklarına dönmesi beklenenden daha fazla vakit alacaktır. Şu anda 500 bine yakın konuklu oralarda icra ediyoruz. Güvenlikle istikrar sağlandıktır. Gönüllü ve uzmanlı gönüllülükler artacaktır. Bunu Suriye'nin kuzeyinde gördük. Kıvırlar arındırıp güvenli hale getirdiğimiz yerleşim yerlerine şimdiye kadar 600 bine yakın sığınmacı geldi. Sivil toplum kuruluşlarımızın öncülüğünde yürütülen Birkent Evler Projesi'yle 90 bine yakın aileye barınmak imkanı sağlanıyor. İki ay önce temelini attığımız onun projesi kapsamında ise bütün 40 bin ailenin yani 1 milyon sığınmacının bir dönüşüne getiriyoruz. Kızların finansman desteğiyle hayata getirdiğimiz kalıcı konut projelerinde iptal çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan bu adımları kararlılıkla atarken diğer taraftan düzensiz göçün engellenmesine yönelik çabalarımızı yoğunlaştırdık. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde denetimler sıkı bir şekilde yapılıyor. Turizm, yatırım, eğitim, sağlık amacıyla ülkemize gelenlere veya geçici koruma altında olanlara yönelik resmi yaklaşımımız söz konusu değil. Türkiye, bu Türk ekonomisine katkı sağlayan herkese kapımız açık. Sıkı karışanlar, toplumun sorunu bozanlar ile illegal olarak ülkemizde bulunanlar ise sınırlı seyirciler. Son 2 ayda 36 bin düzenli gözden yakalandı. Bunları 16 bin sınırlı seyirciler. Oranların işlemleri devam ediyor. İnşallah bu meseleyi kültürümüze, inancımıza, hukuka ve hakkaniyete uygun bir şekilde kaybolana koyacağız. Hem ülkeyle ifade ettiğim bir hususu burada tekrar etmek istiyorum. Biz tarih boyunca bayağı bir sene başka çıkacak sonunda olanlara kucak açmış aynı cenab bilgidir. Bu aşkaki kardeşlerimiz 1990'larda sığınma uğrayınca Suriye'nin komşularımız canlarını kurtarmak için bize sığındığında bunu yaptı. Bir akşam bir televizyon kanalında bir babayı dinledi. Öldürün istiyor. Özgürlüğün katliamından kurtulmaktan biz kardeşlerimize sığınıyoruz. Kabul etmiyorsanız öldürün.